Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Cehen. Hepinize merhaba. Sevgili kovalar, yeni ay haftasındayız. Terazi yeni ayı doğacak bu hafta. 5 Ekim'de 11 derece terazi burcunda olacak. Terazi yeni ayları genel olarak kovalar için güzel, olumlu, destekleyici yeni aylardır. Ancak hafta genelindeki gökyüzüne baktığımızda biraz sert etkilerin olduğunu görüyoruz. Özellikle öncü gruptaki gezegenler arasında terazi burcundaki Güneş ve Oğlak burcundaki Plüton arasında 2 Ekim'de kare açı etkinleşecek. Aynı Temmuz başında yaşadıklarımızı yaşayacağız. 3 Ekim'de Güneş'in bu sefer Uranüs'e karşıt açısı var. Evet. Ve 5 Ekim terazi burcu yeni ayı da bu sert gezegenlerin enerjisi altında doğacak. Şimdi yönetici gezegen, evet, Uranüs zaten Güneş'in baskısı, evet, altında. Mart ayından beri böyle bir baskı, hı-hı, var. Mart ayında bunları yaşadı. Temmuz ayı zaten çok karışık, hı-hı, ve tuhaf enerjilerle geçti. Şimdi bir de Ekim ayı geliyor. Hı-hı. Aslında biz bu Mart ayında başlayan bir dönemin, hı-hı, aslında Ekim ayında yeni karşımıza çıkacak olaylar ve kavramlarla beraber sonuçlanacağını, hı-hı, uzun vadede devam eden, yani Mart ayından beri devam eden sıkıntıların, içsel anlamdaki karışıklıkların bu ay itibariyle bayağı rahatlayacağını ve düzeleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı-hı. Ama genel olarak baktığımızda şimdi Güneş'in Uranüs'e karşıtı fikir ayrılıkları, düşünce ayrılıkları, bakış açılarıyla ilgili farklılıkların olabileceğini, Güneş kare Plüton'un da aslında etrafındaki insanlarla güç savaşları içinde olduğunu, kardeşleriyle, kuzenleriyle, komşularıyla ilgili, hı hı, bazı problemlerin bilinç dışında şekillenmeye başladığını ve bu şekillenmenin de 2003. haftasından itibaren aktifleşeceğini, göstereceğini söyleyebiliriz. Fakat burada tabii ki günlük burç yorumları çok önemli. Evet. Bilinçokuru.com sisteminin günlük burç yorumlarına dikkatli bir şekilde izlediklerinde başlarına, hı hı, ne gelebileceklerini bu evrensel sembolizm, astrolojik danışmanlık da görebilirler. Öyle değil mi sevgili Demet? Evet, günlük yorumlar özellikle ay açılarını da daha detaylı olarak gösterdiği için birebir günlük etkileri daha rahat oradan izleyebilirler. O zaman sevgilerle kalın, dikkatli olun. Bye. Hoşça kalın. Sevgiler.